İyi akşamlar. 24 Ekim Perşembe gününün gündemiyle karşınızdayız. Ben Arif Bildirici. Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için verilen 150 saatlik süre işliyor sayın seyirciler. Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından Rus askerleri Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini gerçekleştirdi. Resulayn'da ise YPG'li teröristlerin saldırısında 5 askerimiz yaralandı. 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. Türkiye ile Rusya PKK-YPG'li teröristlerin 150 saat içinde güvenli bölge tesis edilecek ortalama 30 kilometrelik derinliğin güneyine çekilmesi konusunda mutabakata varmıştı. Bugün yapılan mücadele 10 yıl sonra bu ülkenin kaderini değiştirecek. 10 yıl sonra Türkiye'nin geldiği pozisyon başka bir yere gelecek. Soçi mutabakatında verilen mühlette 23 Ekim Çarşamba günü saat 12 itibariyle geri sayım başladı. Mutabakatta Rus birliklerinin teröristlerin geri çekilmesini sağlamaları ve Türk ve Rus silahlı unsurlarının ortak devriyeler gerçekleştirmesi de planlanmıştı. Bugünkü bu operasyonun adını koymak gerekiyorsa bu oyun bozmak değil de çocuklar, bu oyun kurmaktır. Eğer bir taraftan Amerika'yı getirip o anlaşmayı imza atabiliyorsanız, aynı anda diğer süper gücü getirip masada anlaşma imzalıyorsunuz, artık bunun oyun kurma aşamasıdır. Planlama çerçevesinde Rus askeri polisi ilk defa Fırat'ın doğusuna geçerek devriye gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı mutabakat çerçevesinde ilk devriyenin belirlenen rotalarda yapıldığını açıkladı. YPG'li teröristler Resulayn'da TSK birliklerine saldırdı. Bölgede keşif ve gözetleme yapan askerlerimize ateş açıldı. 5 asker yaralandı. Saldırının yapıldığı bölgedeki terörist mevkiler anında imha edildi. Barış Pınarı harekatıyla terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad'da da hayatın normalleşmesi ve arama tarama faaliyetleri sürüyor. Terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve mevziler tek tek tespit edilerek imha ediliyor. Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgede 40 mayın 227 EYP'nin imha edildiği açıklandı. Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn kentinde Ceylanpınar'a doğru atılması düşünülen Katyuşa roketlerini ele geçirdi. Ceylanpınar ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan roketler imha edildi. Terör örgütü PKK-YPG'nin elinde tuttuğu DAEŞ'li teröristlerle ilgili belirsizlik ise sürüyor. Terör örgütü YPG-PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampından kaçan terör örgütü DAEŞ mensubu Özbekistan uyruklu D.S. kampta kadın ve çocuklara yaşatılanları anlattı. İnsanlık dışı muamelelere maruz kaldığımız kampta hasta olanlara bakılmıyordu. Hastalık bulaşan çok sayıda kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. YPG-PKK mensubu teröristler kaldığımız odalara gelip paramızı ve değerli eşyalarımızı zorla alıyorlardı. DAEŞ'li terörist YPG-PKK'nın DAEŞ'lıların küçük çocuklarını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı savaşmak için silahlandırdığını söyledi. Bizim bulunduğumuz kampta Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tunus, Cezayir, Doğu Türkistan, Arnavutluk, Kazakistan, Fransa ve bazı Avrupa ülke vatandaşlarından tahminimce 20 binin üzerinde kadın ve çocuk vardı. YPG-PKK kampta yaşayan ve zorla ailelerinden koparılan 10 yaşın üstündeki çocuklara silahlı eğitim veriyordu. Daha sonra oradaki teröristlerden öğrendik ki eğitim verdikleri bu çocukları Türkiye'nin operasyon bölgesine götürüp Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu ile savaştırmışlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi mutabakatı çerçevesinde teröristlerin verilen mühlet içinde geri çekilmeleri gerektiğini hatırlattı. Bu süre sonunda karşımıza çıkarlarsa tepeleriz dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin Barış Pınarı harekatı ve mülteciler konusundaki tavrına sert tepki gösteren Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 50 milyon insanı ve Ruanda katliamını hatırlatarak önce aynaya bakın diye konuştu. Mülteciler konusunda da kapıları açarız uyarısını yineledi. Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa
Onları tepelemek de en tabii hakkımızdır çünkü bu yazılı kayda girmiştir. Önce Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varıldı, ardından Rusya ile. Terör örgütü YPG PKK'nın Suriye sınırının 30 kilometre güneyine çekilmesi noktasında Ankara kararlılığını sürdürüyor. Rusya ile Soçi'de varılan mutabakatı hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG'li teröristlerin farklı isim ve üniformalarla bölgede kamufle olabilecekleri yönündeki yorumları değerlendirdi. Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımızda dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Eleştirilerinin hedefinde hem mülteciler konusunda verdiği desteği tutmayan hem de mülteciler için oluşturulması planlanan güvenli bölgeye karşı çıkan Avrupa Birliği de vardı. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Avrupa Birliği'ne sert ifadelerle yüklendi. Kapıları açarız uyarısını yineledi. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Ya tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılar da açılır ha. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyordu. E biz bunu nereye kadar kaldıracağız? Hadi siz de gelin elinizi taşın altına sokun dedik. Hepsi lafta kaldı. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Erdoğan terörle mücadelede çifte standart uygulayan batılı ülkelerin mücadeleden çok teröre destek veren yaklaşımları için gün gelir bunun bedelini ödersiniz dedi. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıyorlar. Onlarla masaya oturuyorlar, onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu ne menemiştir ya? İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon insanı öldüreceksin. Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin. Utanmadan, sıkılmadan bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Önce aynaya bir bakın. Bu teröristlere evet ev sahipliği yapan Amerika Senatosu'nda kongresindeki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu kadar dost oldunuz ya? Buna nasıl bu şekilde el verirsiniz? Ama bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanar, o zaman ödersiniz. Sayın seyirciler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan mutabakatın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması talimatını verdi. Well, thank you very much. ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik getirdiği yaptırımların tamamen kaldırıldığını duyurdu. Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekata ara vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çatışmasızlığın kalıcı olacağını umduğunu belirtti. Türkiye hükümeti Suriye'deki çatışmaları ve müdahaleyi bitirecekleri ve ateşkesin kalıcı olacağı ile ilgili yönetimi bilgilendirdi. Bu nedenle Hazine Bakanlığı'na Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğu bölgesindeki Kürtlere yönelik hamlesine cevaben 14 Ekim'de uyguladığımız yaptırımları kaldırma talimatı verdim. Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sayesinde şimdi sayısız hayat kurtuluyor. Türkiye'nin operasyonu gerekçe gösterilerek 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alınmış, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma yönündeki müzakereler durdurulmuş, ayrıca Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergisi %25'ten %50'ye yükseltilmişti. Trump'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı. Harekata ara verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür eden Trump, 13 Kasım'da planlanan görüşmeyi hatırlattı. Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven bir adam ve onu yakından tanıdım. O, ülkesi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Çok yakın zamanda kendisiyle görüşeceğiz.
Eski başkan Obama döneminden gelen Suriye politikasını eleştiren Trump, Suriye'de az sayıda ABD askeri bulunacağını, bunun amacının da bölgedeki petrolü güvence altına almak olduğunu ifade etti. Orada 30 gün için olmalıydık ve bu neredeyse 10 yıl önceydi. Orta Doğu'da kaç Amerikalı ölmeli? Yarım milyon insan öldü, milyonlarcası yer değiştirdi. Harcadığımız onca para ve o kadar insan öldükten sonra Orta Doğu şimdi daha az güvenli, daha az istikrarlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördükten sonra görevinin başına dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bahçeli klasik otomobillerini inceleyen Erdoğan'a özel bir de hediye takdim etti. Maşallah iyi gördün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi olan ve evinde 21 gün dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Doktor arkadaşlar çok yakın alaka gösterdiler. Allah razı olsun. Bahçeli'yi çay yolundaki evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret 35 dakika sürdü. Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesinde Bahçeli'nin sağlığının yanı sıra güncel siyaset ve dış politika konuları da ele alındı. İyiyiz efendim, sağ olun. Erdoğan, klasik otomobil tutkunu olan Bahçeli'nin garajındaki aracı inceledi. Ziyaretin sonunda MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geleneksel Türk kıyafeti Hakan Kaftan'ı hediye etti. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da önemli bir zirve gerçekleşti sayın seyirciler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde 50'yi aşkın ülkeden 250 civarında temsilci katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 4 gün süren zirvenin taşıdığı mesajları, vurgulanan konular ve yayımlanan sonuç bildirisini arkadaşımız Fatih Şahin'e değerlendirdi. Başkan Erbaş, İslam kardeşliği, Müslümanlar arasında ekonomik, sosyal ve siyasi dayanışmanın öncelikli önemi, emperyalist ülkelerin sömürü düzeni, istismarcı dini yapılar ve sağlıklı din eğitimi konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İstanbul'daki 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi sonrasında Diyanet TV Haber'e konuk oldu. Erbaş, Afrikalı insanların bulundukları durumun emperyalist zihniyetin ürünü olduğunu belirtti. Yani 1,5 milyar insanın yaşadığı çok büyük bir kıtadır Afrika kıtası. Farklı dillerden, farklı renklerden, farklı kültürlerden insanların asırlarca barış içerisinde müsamahalı bir anlayışla ve güzel ahlakın da en güzel örnekliğini gösteren insanların yaşadığı bir yerdir Afrika. Evet. Dolayısıyla bu kadar güzel insanları bu kadar zengin topraklarda yokluk içerisinde yaşatmak tamamen emperyalist zihniyetin bir ürünüdür. Başkan Erbaş, Türk insanının Afrikalı insanlara her dönemde yardım ettiğini belirtti. Biz ecdadımız gibi kervanlarını dolu götürüp boş getirenlerden istedi. Benim her vesileyle kurduğum bir cümle var. Biz bugün emperyalistler gibi kervanlarını boş götürüp dolu getirenlerden değil, ecdadımız gibi kervanlarını dolu götürüp boş getirenlerdeniz. Onları kendimize örnek alıyoruz. Bugün biz Afrika'da biraz önce okuduğum hadisi şerifin, yani Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Vücudun herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olduğu zaman nasıl vücut rahatsız olursa, bedenin tamamı rahatsız olursa, bugün Somali'de bir kardeşimizin başına bir şey, Somalili Müslümanların başına bir şey geldiği zaman kendimizi orada bulmak, orada olmak zorunda hissediyoruz. Başkan Erbaş, İslam dininin denge dini olduğunu vurgularken, sosyal dengelerin muhafaza edilmesi için en önemli emirlerden biri zekattır ifadelerini kullandı. Dünyayı dengede tutmak için gönderilen bir sistemdir İslam.
Şimdi dünyanın dengesi nasıl bozulmuş? İslam'ın uygulanmadığı, İslam'ın ilkelerinin yaşanmadığı yerlerde büyük bir dengesizlik var. İşte 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır emperyalistler dünyanın dengesini öyle bozmuşlar ki yarısı dünyanın bir tarafı açlıktan ölüyor, bir tarafı tokluktan ölüyor. Yani sosyal dengelerin muhafaza edilmesi için en önemli emirlerden birisidir zekat. Erbaş, zirvede tüm Müslümanları birlik ve beraberliğe davet ettiklerini söyledi. Tüm Müslümanların nerede yaşıyor olursa olsunlar, Afrika'da olsun, Orta Asya'da, Balkanlar'da, dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanları birlik ve beraberliğe davet ettik. Irkı, rengi, dili ne olursa olsun. Zenginlikler, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğuna vurgu yaptık. Evet. Bunların hepsi bizim zenginliğimizdir. Afrika ülkelerinde yeraltı, yerüstü zenginlikler olmakla birlikte insanların sahip olduğu bir takım mümtaz özellikler var. Onlar da bizim zenginliklerimiz. Erbaş, sahih dini bilginin önemini de vurguladı. Din hizmetlerinde ve din eğitiminde sahih dini bilgiden asla şaşmadan hareket etmemiz gerektiğine vurgu yaptık. Yanlış din algısının insanları yanlış hareketlere götürdüğünü ve bu yanlış hareketlerin de gittikçe bir terör örgütüne bile dönüşebildiğine vurgu yaptık. İşte yaşadığımız problemlerden birisi. DAEŞ nereden ortaya çıktı? Boko Haram nereden ortaya çıktı? Eş-Şebab nereden ortaya çıktı? FETÖ nereden ortaya çıktı? Yanlış din algısından. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrika ülkelerindeki misyonerlik faaliyetlerine de dikkat çekti. Afrikalı Müslümanlara misyonerliğin, sömürgecilerin sömürüsünün altyapısını oluşturduğunu anlattıklarını söyledi. Misyonerlik faaliyetlerine vurgu yaptık. Evet. Bakınız, misyonerlik faaliyetleri son 100 senedir sürekli artıyor, hızla artıyor Afrika ülkelerinde. Bazı ülkeler, diyelim ki işte 70 sene önce nüfusun yarısından azı ya da işte %20'si Hristiyan iken bugün %30'a, %40'a çıkan yerler var, %50'ye çıkan yerler var. Buna karşı da bizim uyanık olmamız gerekiyor. Misyonerlik faaliyetlerinin sömürgecilerin sömürüsünün altyapısını oluşturduğu hakikatini anlatmaya çalıştık. Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı Bir Damla Hayat Su Kuyusu projesi çerçevesinde Nijer, Zimbabwe ve Togo'da 5 su kuyusu daha açılmasını sağladı. Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteğiyle açılan kuyularda on binlerce insanın temiz su kuyusu ihtiyacı sağlanacak. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı bugüne kadar Afrika'da çeşitli alanlarda 111 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu. Allah hayırlı mübarek ve bereketli esin. Türkiye Diyanet Vakfı Bir Damla Hayat Su Kuyusu projesiyle Afrikalı kardeşlerimizi temiz, kullanılabilir suya kavuşturuyor. Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteğiyle 3 Afrika ülkesi Nijer, Zimbabwe ve Togo'da 5 su kuyusu açıldı. Burada coğrafya zor. Burada hayat zor. Burada çocuklar için hayat zor. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Kadınlar için hayat çok zor. Yaklaşık 850 bin liraya mal olan solar enerji donanımlı su kuyuları hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de hayırseverleri temsilen Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. Derinlik olarak daha derine iniyorlar. Ekipman ve teknik olarak da güneş enerjisi destekli ve motor pompalı özellikle 10 ton tank suyu su tankı var. Dolayısıyla
bir mahalle su kuyusu açıldığı zaman uzun süre ihtiyacı giderecek şekilde olduğunu gördüm. Türkiye Diyanet Vakfı'na yapılan bağışlarla Afrika'da su kuyusu açılan bölgelerin büyük çoğunluğunda elektriğin bulunmaması nedeniyle kuyulardan su çekimi için gereken enerji güneş panellerinden elde ediliyor. Afrika genelinde toplam 294 su kuyusunun açılmasını sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı, eğitim, kültür, sosyal ve acil insani yardım gibi birçok alanda da yardımlarını sürdürüyor. TDV'nin hizmetlerini yürüttüğü 44 yıllık dönemde Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine 111 milyon 600 bin dolar değerinde yardım yapıldı. Türkiye'de Afrikalı 1003, Somali'de ise 1110 öğrenciye eğitim hizmeti veren vakıf, ayrıca 1 milyon 95 432 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türkiye Diyanet Vakfı ayrıca Ramazan yardımları kapsamında 331.436 gıda kolisiyle Afrikalı kardeşlerimize iftar sofraları kurdu. Hediyem Kur'an Olsun projesiyle de 24 ülkede 9 dilde mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Günün diğer gelişmelerine kısa kısa göz atalım şimdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başkent Ray'da gören yolcular şaşırdı. Orman Genel Müdürlüğü'nün Behiçbey'deki fidanlığını ziyaretinin ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki makamına gitmek için makam aracı yerine başkent Ray'ı kullanan Pakdemirli, istasyonda trenin gelmesini bekledi. Yolculuk esnasında da yanındaki yolcularla sohbet etti. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki yıl liselere geçiş sistemi kapsamında sınavlı öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın 7 Haziran 2020'de yapılacağını açıkladı. Sınavda 8. sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve 2 bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Küçük Arda'nın bayrak hassasiyeti böyle görüntülendi. İzmir Buca'da okula gitmek için evinden çıkan 11 yaşındaki Arda Ayvaz, yerde bulduğu Türk bayrağını alarak önce öptü, sonra da demir korkuluklara astı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Habercilerin ulaştığı Arda, "Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırıp öptüm." diye konuştu. İstanbul Beykoz'da Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümü anısına ilçeye özgü cam sanatıyla dünyanın en büyük parça cam müzeyinden oluşan Türk bayrağı yapılıyor. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan çadırdaki platforma ilk parçayı Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koydu. 240 bin parça cam kullanılması planlanan bayrak 6 metre boyunda 4 metre eninde olacak. Aynı saniyede hem yürekleri ağza getiren hem de derin bir oh çektiren o an işte böyle yansıdı güvenlik kamerasına. İzmir'de annesiyle alışverişe çıkan 4 yaşlarındaki çocuk bir anda caddeye fırladı. Çocuğu fark eden bir esnaf seri bir hamleyle onu tutarak tam da o anda yoldan geçen kamyonetin altında kalmaktan kurtardı. Bu görüntülerse Şili'den. Metro ücretine yapılan zamlara karşı başlatılan eylemler ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Terörle mücadelenin sınırlarımızın ötesinde devam ettiği bir başka bölge Kuzey Irak. Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında örgütün kırmızı listede aranan iki üst kadro ismi daha imha edildi. Bu arada Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti de sürüyor. Yağmur yağsa, kar yağsa, taş da yağsa ben buradan ayrılmayacağım. Son kişi de olsa ben burada eylem yapacağım. Oğlumu ellerinden almadan gitmeyeceğim. 52 gündür gözü yaşlı bir şekilde evlat yolu gözlüyorlar. Yüreği parçalı Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemleri sürüyor. Gel oğlum, seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz, seni çok özledik. Kardeşlerin, ablan seni çok özledi. Hepimiz perişanız. Acılı anne Süheyla Demir, 1,5 yaşındaki bebeğiyle birlikte günlerdir evlat nöbeti tutuyor. 21 gündür burada bekliyorum. Beklemeye de devam edeceğim. İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Tek temelimiz o.
Gözü yaşlı ailelere destekler de her geçen gün büyüyor. Genel başkanımızın öncülüğünde. Evlatlar kandırılmış anneler bugün buradalar. Evlerine gitmiyorlar. Yarın soğuğu var, kışı var. Bu insanlar burada daha fazla mağdur olacaklar, daha çok acı çekecekler. Bu acıların bir an önce bitmesini istiyoruz. Öte yandan terörle mücadele ise tüm kararlılığıyla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde yapılan hava operasyonunda PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan Gülçiya Kod adlı Servet Aydın ve Tekoşin Kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi. Her iki teröristin de birçok eyleme karıştığı ve kırmızı listede arandığı öğrenildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise terör örgütünün en büyük gelir kaynağı kurutuldu. Lice kırsalına yapılan operasyonda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184.900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Van'ın Edremit ilçesinde de terör operasyonu vardı. Boş bir arazide gömülü şekilde 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı ve 12 el bombası bulundu. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan siyasilere de göz açtırılmıyor. Terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan HDP'li eski Patmos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor sayın seyirciler. İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı. Birleşmiş Milletler'dense İsrail'e yönelik çarpıcı bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler raportörü Mihail Link, İsrail'in Filistin'deki 52 yıllık işgali modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal dedi. İsrail'in hukuksuz bahanelerle Filistinlilerin evlerini yıkma politikası sürüyor. İsrail askerleri son olarak yine işgal altındaki Batı Şeria'da mülteci kampındaki Filistinli ailenin evini yıktı. Ramallah kenti yakınlarındaki El Emari mülteci kampında yer alan evin yıkımı sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri yıkıma direnen Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. İsrail polisleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10 yaşındaki Filistinli bir çocukla babasını evlerine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Birleşmiş Milletler'dense Filistin'de İsrail işgallerine dair çarpıcı bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Mihail Link, İsrail'in Filistin'de 52 yıllık işgali modern dünyadaki en uzun saldırgan işgal dedi. Gazze ablukası 4. Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesiyle açıkça yasaklanmış, kolektif bir cezalandırma yöntemi diyen Link, bugün orada nüfusun yarısından fazlasının gıda güvencesi yok, sağlık sistemi çökmek üzere ve işsizlik oranı %50'nin üzerinde diyerek Gazze'deki insanlık dramını özetledi. İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin ise son 40 yılda %800 arttığını belirten Birleşmiş Milletler raportörü, Filistin'de yasa dışı yerleşim birimlerinin bulunduğu alanlarda üretilen tüm İsrail mallarının boykot edilebileceğini kaydetti. Sırada İslam coğrafyasından haberlerimiz var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yang Yili, Arakanlılara soykırım durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmeli ya da adaletin yerini bulması için uluslararası bir mahkeme kurulmalı dedi. Ayrıca Arakanlılara karşı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan Myanmar ordusuna bağlı şirketlere ve yetkililere yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. Lee, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin güvenlik koşulları düzeltilmediği sürece evlerine dönmelerinin de doğru olmayacağını söyledi. Arakan'da 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletler'e göre Arakan'daki baskın ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bin civarında. Türk Kızılayı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın da aralarında bulunduğu Türk Sivil Toplum Kuruluşları, sel felaketi yaşayan Sudan'a konut desteği veriyor. Başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli'nin Ebu Salah köyünde ilk konutların temelleri atıldı.
Ülkede Ağustos başında yaşanan 85 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yaklaşık 33 bin bina yıkılmış, 16 bin bina hasar görmüştü. Yemen'de hükümet güçleriyle isyancı Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hace vilayetindeki son çatışmalarda 25 Husi militanının öldürüldüğü belirtildi. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Tunus'ta %73 oyla yeni cumhurbaşkanı seçilen anayasa profesörü Kays Saied parlamentoda yemin ederek görevine başladı. Kays, teröristlerden gelen tek bir mermiye, mermi yağmurlarıyla karşılık verilecektir. Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir ve tarihin seyrine ters düşmektedir, dedi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla kültürler arası müzik yolculuğu konseri düzenlendi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nce düzenlenen konserde Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özel'le piyanist Rüya Taner'in yanı sıra Bosna Hersekli sanatçılar sahne aldı. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalınız.